Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Amerika, Çin, Tayvan, 3. Dünya Savaşı ne oluyor? Amerika ile Çin arasında yaşanan Tayvan krizini biliyorsunuz. Amerikan Meclis Başkanı Pelosi 97 yılından sonra ilk defa Amerikalı üst düzey bir yetkili Tayvan'a gitmişti. Çin bunu çok büyük ama çok büyük şekilde kınadı ve hatta ki hatta savaşın eşiğine gelinmişti. Ama fos çıktı. <laughs> Ayrı bir şey. Çin fosladı. Şimdi bu açılan kapıdan Amerikalılar harıl harıl Devam ediyor. Amerikalı 5 tane senatör Tayvan yolunda. Bu da ikinci bir hareketlilik getirdi Çin ekseninde, Tayvan ekseninde. Çin diyor ki tamam Pelosi geldi oldu bu oldu. E bunlar nereden çıktı? Daha dur bakalım daha Çin kimler gelecek? Çin ve Amerika Tayvan üzerinde krizler büyüdükçe büyüyor. Ama bir cacık olacağı da çok da benzemiyor. Ha Çin bir çılgınlık yapıp da Tayvan'ın böyle sağına soluna kıyısına köşesine birkaç yüze atar mı atmaz mı? Ya da kazara bir şeyler olur mu, olmaz mı? Takibe devam. Ne diyoruz? Ey Jonice, ey Çankınçun Çin Çini, yiyin birbirinizi. Çin'den kazara Tayvan'a bir şeyler olabilir mi dedik? Diğer taraftan Rusya. Rusya'nın ikinci adamı Medvedev, Putin'in sağ kolu yaptığı açıklamada kazara Avrupa'da nükleer santraller patlayabilir. Ö Oo. Bir dakika. Şimdi Medvedev gibi üst düzey bir siyasetçinin, hani Rusya'nın başkanıydı, şimdi başbakanı bunu söylemesi öyle olduk yere boş yere bir açıklama değil. Peki olay ne? Rusya'nın Ukrayna'da Zaporijya bölgesindeki nükleer santrali ele geçirmesi ve hala Ukrayna güçleriyle Rus güçler arasında süren çatışmaların ardından Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri şöyle bir açıklama yaptı. Rusya'ya şunu söylediler. Rusya derhal o nükleer santralden çık. E ee, bir gaza olabilir. Nükleer santral patlarsa Avrupa'da büyük sıkıntılar yaşanabilir gibisinden uyarıda bulundu. Rusya bunu aldı, katladı. Onların eline geri verecek sözü söyledi adeta Ruslardan Avrupa'ya, Amerika'ya tehdit. Ne tehdidi? Avrupa'da da nükleer santraller var. Bu nükleer santrallerinde gazara bir gaza yaşanabilir, olabilir dedi Putin'in sağ kolu Medvedev. Amerika Avrupa Rusya'ya rest çekti. Rusya da onların restine rest ulen dedi. Hadi bakalım. Ne diyoruz? Siz de birbirinizi yiyin. Onlar yesinler bizler yolumuza bakalım Türk Birliği, Türkistan Birliği gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Devam. İngiltere'de devam ediyorum. Başka bambaşka bir gündem. Esasen 2020 yılından bugüne gelen gündemlerin yansıması nedir? Korona. İngiltere'de korona tedbirleri kapsamında okullar 3 güne düşürülecek. Evet, haftada 3 gün eğitim verilmesi düşünülüyor okullarda. Bu noktada İngiliz Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzmanları harıl harıl sabah akşam çalışıyorlar. Eğitimi 3 güne düşürürsek yansıması nasıl olur? toplantıları devam ediyor. Çünkü artan enerji maliyetleri, çünkü okulların, gıdaların, yakıt, elektrik falan filan her şey ama her şey İngiltere'de yüksek oranda arttı ve bu noktada İngilizler çocukların eğitimini 3 güne düşürmeyi planlıyorlar. Şimdi bu planlar esasen küreselci Siyonist kafanın büyük ama büyük planı çerçevesinde bir hamle mi? Zaten 2 yıllık uzaktan eğitimde oydu buydu, okullar kapatıldıydı falandı filandı, çocukların beyni cacık oldu. Hani bilgisayarın karşısında, tabletin karşısında, telefonun karşısında ders almaya çalıştılar hiçbir cacık olmadı. Niye? Çünkü büyük oranda eğitim kayıpları yaşandı. 2 yıllık bu korona belası ve hatta ki şimdi bu belanın yansımaları devam ediyor. O süreçte uzaktan eğitimmiş, uzaktan çalışmaymış, uzaktan işmiş falan filan noktalarında büyük kayıplar yaşandı. Bu kayıpların yansıması aha da bugünlerde, bu aylarda yaşıyoruz. Daha da yaş daha da yükselen maliyetler, artan maliyetler ve çocukların eğitimi noktasında büyük ama büyük geri kalmışlık yaşandı. Şimdi bu noktada küreselciler İngiltere'de bir test mi yapmaya çalışıyorlar? Eğitim 3 güne düşürülecek. Sonra ne olacak? Sonrası hani alıştığımız klasik tüm dünyada... İş, eğitim, sağlık, okul, hayat tüm rutinlerimiz hatta yeme içme rutinleri her şey ama her şey onların kontrolünde mi değiştirilecek? Yapay etler, yapay sütler, yapay eğitimler, yapay okullar, yapay o, şu, bu. Onların istediği bir hayat bize zorla, onların istediği kılıf bize zorla giydirilmeye mi çalıştırılıyor? Evet o yapılmaya çalıştırılıyor. İddialar bu yönde. Allah en başta aziz ve necip milletimizi tüm Müslümanlar ve dünyadaki Müslüman olmasalar dahi tüm masumları ve mazlumları bu şeytanların şerlerinden korusun. İnşallah oyunlar onların başlarına geçecektir. Geçtiğimiz günlerde size Macaristan'da yapılan Hun Türk kurultayını anlatmıştım. Haberini yapmıştım. Ha, bazı dostlar diyor ki ya Bilal Feyza sen bunun haberini yapmadın. Nereye yapmadım? Aç videoyu izle. Tabii böyle benim videoları günlük izleyen dostlar biliyorlar. Bilal Feyza nereleri takip ediyor, neyi yapıyor, neyi yapmıyor biliyorlar ama böyle arada bir bakanlar ya da böyle kıyıdan köşeden geçerken bakanlar diyor ki sen bu haberi yapmadın, sen bu haberi atladın, bu haber önemliydi. Bilal Feyza dünyada Türkiye'yi ilgilendiren tüm değerli haberleri yapar, atlamaz. Atlasak dahi ertesi gün yaparız ama bir şekilde yaparız. Şimdi bunu geçtim. Bu Macaristan'da yapılan Hun Türk Kurultayına katılan Türk Soy Başkanı, Türk Soy Genel Sekreteri Kırgızistan vatandaşı Sultan Raev öyle bir fotoğraf paylaştı ki Elhamdülillah dedik. Niye? Türk Türksoy Başkanı Kırgızistan vatandaşı Sultan Raev Türksoy ne demek? Türksoy Uluslararası Türk Kültür Teşkilatının Başkanı kendi ülkesinin Kırgızistan bayrağını değil de Türk bayrağını paylaştı. Elhamdülillah. Niye? Sevgili dostlar, şimdi. Türk bayrağının bambaşka bir anlamı ve manası var. Ha Kırgızistan bayrağı Kırgızistan'ın bağımsızlığının sembolüdür. Aldık öptük başımıza koyduk onda bir sıkıntı yok. Ama Kırgız Türk soy başkanı niye kendi ülkesinin bayrağı dururken Türk bayrağını paylaştı? Hun Türk kurultayında çok ama çok önemli bir detay. Çünkü dünyadaki tüm Türklerin tüm Müslümanların hatta Müslüman olmasalar dahi tüm masumların ve mazlumların sığınağı Türk bayrağıdır. Elhamdülillah. Atayurdu Kırgızistan'daki tüm kardeşlerimize selam olsun. Devam. Geçiyorum Libya'ya. Libya basınından Türkiye haberleri. Libya basını Türkiye'nin üst düzey bir yetkilinin Libya'ya gitti ve Libya'da Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ve Hafter tarafıyla görüşmeler yaptı. Bu noktada iki tarafın arasında yaşanan sorunları, siyasi sorunların çözülmesi için hamlelerin yapıldığı zaten biliniyordu. Kendi aralarındaki yaşadıkları sorunları Türkiye'yi katmamalarını, Türkiye'yi öne sürerekten hamleler atmamalarını belirtti. Bu yetkili iddia bu şekilde Libya basında. Ne olmuştu? Hatırlayın sevgili dostlar sizlere anlatmıştım. Geçtiğimiz haftalarda Libya'nın Hafter tarafının en güçlü adamlarından ikincisi Hafter'in sağ kolu Libya Meclis Başkanı Akile Salih ilk kez Türkiye'ye gelmişti. Bu neydi? Bu Hafter'in diz çökmesiydi. Hafter'in Türkiye karşısında diz çökmesi ve pes etmesiydi. Libya Meclis Başkanı Akile Salih Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşme yapmıştı. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. El pençe evet o pozu verdiydi. Ne demişti? Hafter tarafı tamam. Ne Baye'den, ne Suud'dan, ne Mısır'dan, ne Amerika'dan, ne Rusya'dan, ne Fransa'dan, ne ondan, ne bundan bir umut ve fayda yok. Libya'da, Türkler ne derse o olur. Bunu kabul ettiydi ve Türkiye'ye geldiydi. Hem Akile Salih geldiydi Hafter'in tepsicisi olaraktan hem de Libya Trablus tarafı Abdülhamitli Beyben'in tarafı olaraktan diğer meclis başkan yardımcısı gelmişti. İkili Türkiye'de buluştuydu ve Sayın Erdoğan'la fotoğrafı verdiydi. Türkiye Libya'da yeni bir masa kurdu. Siyasi masayı kurduk. Libya'da askeri çözüm en son nokta masayı kurduk ve masa kuruldu. Bu noktada Türkiye Libya'da hamlelerine devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda çok güzel haberler Libya'dan gelecektir. Hem Haftar tarafı, Portu Kafter, hem de bizim desteklediğimiz ulusal mutabakat hükümeti tarafı, Trablus tarafından ikili aynı masada Türkiye onlara imzayı attıracak mı? Bekleyeceğiz ve güzel günleri Libya'da da göreceğiz inşallah. Ha Amerikan Johnny'di banlığa sokarsa ha Fransa, İngiliz, Rusya bayesi Suudi Mısır'ı bir haltlar karıştırmaya devam edip bir taraftan bir patlak verdirirse olaylar bambaşka boyuta seyreder o zaman Hafter'e bambık tıkanlar havalanacaktır. Ne diyoruz? Hafter akıllı akıllı masayı devam ettir. Ha yok masayı bir şekilde yine ben başkan olacağım Libya'nın başkanı olacağım diye dağıtırsan ondan sonra ondan sonrası yok. Hafter, halter, halterin şalterini kapatacak yok. Ama şimdilik masa. Devam. Fransa demişken geçiyorum Fransa'ya. Fransa'dan çok ilginç Türkiye haberi. Esasen çok ilginç derken şu noktada ilginç İHA'lar SİHA'lar noktasında. Fransa bir türlü İHA'ları SİHA'ları adam gibi yapamıyorlar. Üretemiyorlar. Tamam savaş jetleri var, tanklar var, onları bunları üretiyorlar. Uçakları üretiyorlar ama İHA SİHA yapamıyorlar. Yapamıyorlar canım yapamıyorlar. Elhamdülillah Allah'ın bir nimeti Selçuk Bayraktar, İHA'ların, SİHA'ların babası ve ekibi ve diğer diğer firmalarımız, TUSAŞ'ta çalışan mühendislerimiz, çalışanlarımız, özel firmalarımız, Vestel falan filan hepsi küçüktü büyüktü. Ne kadar bu noktada çalışan varsa hepsi Türkiye'nin daha aydınlık geleceğe doğru teknolojiyle, bilimle yoğrulmuş hem eğitimde hem sağlıkta hem sanayide hem teknolojide hem askeriyede her türlü alanda bir ve beraber olaraktan ileriye gitmesi için çalışmalar devam ediyor. Fransa'dan da İHA haberleri. 22 ülke Türkiye'nin kapısında sırada İHA bekliyor diyor Fransız basını. <laughs> Öyle. 500 tane, 500'den fazla SİHA'nın siparişi alındı. 3 yıllık kontenjan dolu. Hani 3 yıl boyunca o hatlar harıl harıl SİHA üretecek. Şu an zaten aylık Baykar firması 20 tane Bayraktar tb üretiyor. Bunun üretimi 30'a çıkarılacak. Ayda 30 tane tb üretilecek. İlerleyen aylarda yeni kurulacak olan hatlarla beraber bu sayı daha da artacaktır. Geleceğin savaşı İhalar siyalar, insansız hava kara deniz denizaltı araçlarının savaşı olacaktır. Gelecekte insanlı savaş yetileri değil insansız savaş yetilerinin artışı çoğalacaktır ve o savaşlar artacaktır ki Türkiye bu noktada dünyada bir ilki başarıyoruz. İnsansız savaş yetimiz kızıl elmamız yükleniyor ve Fransız basınında buna değiniyor. Türkler tamam İhalar siyalar yapıyor Türkler şimdi çok çok daha güçlü bir teknolojiyle gündemde kızı elma yapıyorlar. Notucuk. <laughs> Notucuğu ima ediyorlar. Notucuğum mu? Biz gereğini yapacağız. Öpecek alayınızı, topunuzu. Yaptığımız insansız savaş yeti Kızıl Elma. Türkiye'nin ilk amfibi çıkarma gemimiz, uçak gemimiz sayılan. TCG Anadolu'nun üzerine inip kalkacak. TCG Trakya yolda, diğer 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 sistemlerimiz yolda. Önemli, çok önemli. İnce bir ayrıntı ama çok büyük bir ayrıntı. Türk siyahları Türk cihaları, insansız savaş ve Türk yapay zekalarıyla beraber dünyada tek güç, en büyük güç inşallah ama inşallah gelecek Türkiye'nindir, İslam'ındır. Devam. İHA'lar siyahlar dedim ve şimdi elhamdülillah diyeceğiniz bir haber daha yine yeniden. Havelsanımız, gurur kaynağımız Havelsanımız barkayı üretti ve insansız hava, kara, deniz, denizaltı araçları, Türk firmaları harıl harıl çalışıyor. Aselsan'ından Havelsan'ına diğer firmaları harıl harıl çalışıyor. Şimdi Havelsan çok önemli bir test yaptı sevgili dostlar. Bu test ne mi? Oh bu test kritik. Birilerinin aklını başından alacak test. İHA'lar ve insansız kara araçları İKA'lar ortak, beraber, yapay zekayla kontrol edilebilir şekilde test yapıldı. İlk kez İKA'lar karada gidiyor. İnsansız kara araçları giderken barkamız, arkada fotoğraflar paylaşıyorum. Videodan alınan fotoğraflar. İHA'lar ve yapay zekayla ile yüklü dronlar İHA dronları havada gidiyor. Şimdi karada giden Barka Emir komuta veriyor. Havadan İHA'lar, Siyalar ona göre o komutu şekilleniyorlar, hareket ediyorlar. Ne mi oluyor? Oy, neler oluyor neler. Havesan adeta insansız orduyu test etti. Sürü halinde ve insandan bağımsız bir şekilde yapay zekalarla yönetilen bu sistemler kendileri karar veriyor. Kendileri bu dosttur, bu düşmandır. E bu ortaya, bu ziftaki, bu taşnak deyip kararını veriyor ve düşmanın durumuna göre anında harekat oraya yapılıyor ya da iş bölümü sen şuna, sen buna, sen buna, daşnak beni, bak ayıp Sırtaki benim ha, onun eteğini ben havalandıracağım diyor. Aha da yapay zekalı, İHA'larımız, SİHA'larımız, İKA'larımız, insansız kara araçlarımız. Elhamdülillah. İHA havadan gidiyor, İKA karadan gidiyor, İHA havadan giderken efendim şurada bir düşman unsuru var, öncü keşif İHA'ları, efendim şurada biri saklanıyor, aha da burada birisi var, bunun zararı yok, buna dohanmayalım. ama şunlar tehlikeli, şunun da silahı var, diye aşağıya komutları veriyor. Aşağıdaki de ona göre yukarıdakileri yönlendiriyor. Ya da karadakileri yönlendiriyor. Sürü İHA teknolojisi, sürü İKA teknolojisi. Düşünün binlerce İHA, binlerce İKA, karadan binlerce araç, havadan binlerce araç, insansız yapay zeka ile yönetilen sistemler bir anda harbe dalıyor. Ve ondan sonra, ondan sonrası yok. Daşna pamuk, sitakiye tuman yetişmeyecek. Buf, buf, buf hepsi canın çektiği yerde buluşacaklar. İkalarımız daşnaklara banlik ata ata kovalarken o bir taraftan ihalarımız siyalarımız sirtakilere sirtaki oynatacak. Ertek beğenirsek bir şey yapmayız beğenmezsek bittin. Türkiye Malezya ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor. Malezya'dan Türkiye'ye durmadan ziyaretler devam ediyor sevgili dostlar. İlk olarak Malezya Başbakanı Türkiye'ye gelmişti geçen ay. Hatırlayın anlatmıştım. Ardından Malezya Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye gelerekten resmi ziyaretlerde bulunmuştu. Malezya Savunma Bakanı ile beraber birçok kritik noktalarda ziyaretler. Hani İHA'lar, SİHA'lar, ANKA'lar bu ziyaretler yapıldı. Ortak işbirlikleri, ortak üretilecek hamleler ve teknoloji işbirlikleri. Nedir? çip üretimi. Türkiye hali hazırda çip üretimini yapıyoruz. Çakırımız var. Diğer taraftan Malezya ile beraber daha fazla çip üretme. Çünkü artan teknolojimizin, artan teknoloji ihtiyaçlarımızın o çip ihtiyacını karşılamak için daha seri şekilde çiplere ihtiyacımız var. Malezya'da hali hazırda kurulu düzenler var, fabrikalar var. Türkiye, Malezya işbirliğinde bu çip üretimi daha da hızlandırılacaktır. Ve Malezya Kralı Türkiye yolunda. Oy oy oy. Malezya Kralı bir haftalığına Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de çok önemli ziyaretler yapacak. Yeni antlaşmalara imzalar atılacak. Güzel çok güzel günler. Kapıda bizi bekliyor evelallah. Malezya Türkiye TFX Milli Muharip Uçağı programına da katılabilir mi? Ona da girebilir. Hali hazırdan Türkiye'de Türk devletlerine, Türk İslam devletlerine bu davetler gitmişti. Gelin beraber TFX Türk jetini hep beraber üretelim ve tüm ülkelerde beraber paylaşalım. Hani sende de bende de onda da bunda da. Nasıl ki F-35 programında 6 ülke 7 ülke bulunuyordu. Biz de bulunuyorduk. Türkiye'yi Al-İngiltir İngilizlerle attılar. Zaten atacaklardı. Bir bahane S-400 dedileri attılar. Türkiye kendi F-35'i ve ondan çok çok daha güçlü olan milli Muharip uçağımız tf ximizi üretmek için Türk İslam devletleriyle hamleler devam. Malezya kralı Türkiye'ye geliyor. Haydi bakalım. Ve Türkiye Suriye ile resmi temaslara başladı. Evet. Türk devlet aklı hamlelerini yapıyor. Şimdi sevgili dostlar karşımızda hamle yapanlar, karşımızda sözde düşman olan Rusya, Amerika, İran. Mesela Türkiye olunca çok rahat bir araya geliyorlar. Türkiye'ye karşı hamlelerini yapıyorlar. Türk devlet aklı konsept değişikliğine giderek bir taraftan Suud'la, o bir taraftan Bağ ile, diğer taraftan Mısır'la, diğer diğer taraftan İsrail'le normalleşme hamlelerine başladı. Ve bu hamlelerin bir seri devamı da Suriye. Suriye'de şimdi şöyle bir durum var. Orada iki bölge bir tarafta muhalifler diğer tarafta Esad güçleri o bir tarafta esasen üç bölge Amerika'nın Rusya'nın onun bunun besledikleri bulunmakta. Türkiye biz kendi alanlarımızı Misakli milli topraklarımızı yamyam sürülerin eline kaptırmamak için hamleleri yapıyoruz. Bu da bir hamle, bu da bir adımdır. Ve bu adımı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu. MHP Başkanı Sayın Bahçeli, Devlet Bahçeli de bu adımı desteklediğini duyurdu. Türk Devlet Halkı hamlelerini atıyor ama bu hamleleri atıyoruz diye. Şimdi Suriye'de alt seviye temas kuruldu. Yani bu istihbaratlar arasında, Türk istihbaratı ve Suriye satın istihbaratı arasında alt seviye temaslar kuruldu. Tamam. Zaten önceden de kurulmuştu. Bu den söylenen bir durumdu. Eskiden beri alt seviye istihbaratlar, alt seviye temas devam ediyor. Hep böyledir. Hani iki ülke savaşır birbirine atom bombası atsa dahi alt seviye temas devam eder. Japonya ile Amerika gibi düşünün. Amerika Japonya'ya iki tane atom bombası attı. Binlerce masum ve mazlum insan hayatını kaybetti ve ne oldu? Amerika gitti. Japonya'da şimdi istediği gibi at koşturuyor. Japonlar da Amerika Amerika diyor. Ayrı pencere geçtim. Bizler bu hamleyi yapıyoruz. Bu alt seviye temas var diye. Harekatlarımız, mümmiç, telifat, misak-ı milli harekatlarımız bitti mi? Biter mi? Yok. Onlar da kaldığı yerden devam eder. Devam edecek de. Türk milletinin aile çıkarları noktasında, Türk milletinin menfaatleri noktasında devletimiz, Türk devleti hamlelerini yapıyor, adımlarını atıyor. Karşımızda yamyam sürüleri bir oldu, bize karşı birleşiyorlar. Biz de onların hamlelerine karşı hamlelerimizi yapıyoruz. Ama son sözü yine biz söyleriz, Türkiye söyler. Türkiye, Suriye az seviye görüşmeleri başladı. Bu Münbiç'e, Tel Rifat'a harekatların olmayacağı anlamına gelmez dedim ve bugün. İngiltere seyahat uyarısı yaptı. Zorunlu olmadıkça İngiliz vatandaşları Türkiye'ye gitmeyin. Özellikle Suriye sınırına, Irak sınırındaki şehirlere ziyaret yapmayın uyarısı geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan İngilizler bir işin kokusunu aldı. Neyin kokusunu? Harekat kaldığı yerden devam edecek. Telrifat, Mümmiç, belki de başka başka noktalar, belki de topyekün bir harekat kapıda bekliyor. Görüşmeler olur ama harekat devam eder. İngiliz'in Sinsi Bacak İngiliz'in bu uyarısı boşa yapılan bir uyarı değil. Münbiç telirfat harekat olacak. Harekat olduğunda karşımızdakiler ya kaçacak, gidecek ya da eze eze gömçürte gömçürte geleceğiz. Daha nerelere nerelere geleceğiz inşallah. Türkiye Esad'a ve Esad'ın beslediklerine son bir şans veriyor. Masayı Hadi bakalım. Masa küçük bir masa kurduk. Büyük masa değil. O küçük masa etrafında bizler taleplerimizi ortaya koyduk. Onlar bunu ya kabul ederler ya ederler etmezlerse sonrası. Esat ve sığındıkları güvenlikleri ya seve seve bizim dediklerimizi yapacaklar, istediklerimizi verecekler ya da sektöre sektöre alacağız. Evelallah. Küffar Haçlı ordularını tekrardan oluşturuyor. Karşılarında Allah'ın yeryüzündeki ordusu Türk ordusu ve Türk ordusu etrafında birleşen Türk İslam orduları. Bu kıyamete kadar gidecek olan Haç ile Hilal'in savaşı bu Haç ile Hilal'in savaşında zafer İslam'ındır. Ve dahi Suriye'de, Irak'ta, Karabağ'da, diğer diğer diyarlarda. Bekleden vakit yaklaşıyor. Kaçın! Türkler geliyor! Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.